Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size verimli ders çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Ders çalışırken nelere ihtiyaç duyarız? Verimli ders çalışabilmek için neler lazım? Bunları anlatmak istiyorum kısaca. İlk olarak, buna dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bence var. Çünkü... Çünkü mesela bunun burada değil de yerine değil de burada olduğunu düşünüyorum. Burada kolun altındalar. Kalemiz kesiklerin üzerinde. Bu şekilde mesela şurada diyelim kalemi. Şöyle şurada. Ben mesela bu şekilde çözerim test. Bu şekilde test çözebilir misiniz? Çok zorlanırsınız değil mi? Dikkatiniz bozulur, rahat edemezsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Rahat kıyafet giymezseniz ders çalışmak bir imkansızlığa dönüşür. Mesela benim üzerimde eşofman takımım var. Gayet rahat. Saçım evdeki topuzumla aynı şekilde böyle. Evde yaptım topuz. Açık değil, taranmış, böyle yandan ayrılmış falan değil. Böyle partiye gidiyormuş gibi yapmadım saçımı. Bu şekilde çalışamayız. İlk olarak şu lazım bize. Hemen kalemimiz buraya. Şunu şöyle. Bunlar burada. Kalemlerimiz etrafta dönüp bir şekilde dönüyor. Peçete burada. Evet. Size lazım olan bu. Neden mi? Verimli ders çalışabilmek için. Evet. Ders çalışırken ilk olarak mesela sınavımız var diyelim. Bir ajandamız ya da not defterimiz olmak zorunda bence. Çünkü ben böyle derste ders notlarımı yani sınav notlarımı çok kolay aklıma tutabilen biri değilim. Ve bizim okulda normal düz okullardan, düz orta okullardan daha fazla ders var. Arapça olsun, temel dil bilgiler olsun falan filan. Ve şu an sınav sistemi değiştiği için notlar çok önemli. Normalde bu 2018 ajandası ama ben bunun yazılarımı, denemesi sonuçlarımı, sınav tarihlerimi falan yazmak için kullanıyorum. Mesela bakalım. 30 Kasım'ı geç, 5 Aralık matematik yani salı günü. Yarın değil sonraki gün. Şu an pazar günü. 8 Aralık onu önceden yapmıştık. 13 Aralık fen ikinci sınav. 13'ünde. Yani bu şekilde kaldı. Hiç bakmadım böyle nasıl desem. Önemsemedim bunları bu ara. O yüzden çalışmadan girmek zorunda kaldım. Ve biraz uykusuzum. Biraz şimdi geçecektim biraz. Evet, bir ajandanız olmak zorunda. Buradan baktıktan sonra en yakın yazılı matematik benim. En yakın yazılıyı belirleyin ve hangi konulara çalışmamız gerektiğini. Mesela ben matematikten kaç almışım? 97 almışım. 97 konuları daha iyi kavradım ve şu anki konuyu da çok iyi anladığıma göre ben bunu 100 yaparım diye düşünüyorum. Mesela kendime bu şekilde hedefler koyuyorum. 100 yapamasam bile 97'nin altına düşmemem lazım. Mesela fende de 91 almışım ama şu an konular fazlalaştı. Fakat ben önceki konuda yanlış yaptığım için orayı daha iyi anladım. Yeni konuda çok kolay olduğu için 91'den 95 üstüne çıkartabilirim. Yani 95 üstüne çıkartabilirim diye düşünüyorum. Kendinize bu şekilde hedefler koyun. Şimdi en yakın matematik olduğu için matematiği alıyoruz. Testlerinizin içinde sadece test olmasın. Etkinlikler olursa daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Çünkü sınavlar artık sadece şeyli değil. Çoktan seçmeli değil. Üzerine böyle açık uçlu sorular da ekledi öğretmenler. Özellikle bu yıl çünkü sınav sistemi değiştiği için bir ara açık uçlu olacak dediler, bir ara test olacak dediler. Çok karıştı. Açık uçlu şeyler de alın. Mutlaka her an değişebilir çünkü. Matematiğe en kolay konudan başlayarak hızlı hızlı ilerleyin. Çok uzun zamandır 2 saat boyunca hiç
durmadan yani 3-2 saat boyunca hiç durmadan ders çalışmamıştım. Bugün çalışmaya şey yapıyorum. Tüm kalemlerimiz yerde olmasın, etrafta olmasın. Sadece renkli kalem, hatta buna ihtiyacım bile yok. Renkli kalem, uçlu kalem, uç ve silgi. Silgi de burada. Kenarda dursun. Çocuktan sonra kontrol etmeyi unutmayın. Ve telefonunuz her zaman uzaklarda olsun. Tablet, telefon, bilgisayar uzaklarda olsun. Araştırma ödeviniz yoksa. Araştırma ödeviniz varsa da bildirimleri kapatırsanız daha iyi olur. Çünkü kısa süreliğine WhatsApp bildirimlerini falan kapatma var, biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. O şekilde yaparsanız daha verimli çalışırsınız. Çünkü mesela yanınızda durduğunda çözüyorsunuz. Tam problemin ortasındasınız. Bakıyorsunuz, telefona bir şey geldi. Onu açmadan duramazsınız. Özellikle çok fazla telefonla ilgilenenler. Ben fazla ilgilenmemeye çalışıyorum ama ben de büyük ihtimalle çok fazla şey yapıyorum. Çünkü annem söylüyor. Sesim çok kötü, gözlüğüm yok. Çok kötüyüm şu an. Arkadaşlar çözdükten sonra kontrol edin ve kendinize puan belirleyin. Mesela benim burada 12 soruluk bir etkinliğim var. Bu etkinliği yaparken yanlarına puan yaz. Mesela 2-2-4-2-2-2-4-20-20-20-20 puanlarım bu şekilde 6 soruda. Şimdi ben hiç yanlış çıkartmadım, bu yüzden %100 yazdım tepesine. Mesela burada 10 soru var. Onu 100'ü 10'a böldüğümüzde 10 çıkıyor. Evet, 10 çıkıyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10'a böldüğümüzde 10 puan çıkıyor. Bir tane yanlışım çıktığı için 10 puan düşürüm. Burada %90. %90 yazalım. Çözdükten sonra bu şekilde yaparsanız daha rahat edersiniz. Evet. Ulaşık. İsterseniz böyle bir lamba kullanabilirsiniz. Ama lamba değil de normal ışık kullanırsanız daha rahat edersiniz. Çok karanlık da olmayacak, çok aydınlık da olmayacak. Çünkü fazla aydınlık olduğunda gözleriniz yorulabilir. Karanlık olduğunda gözleriniz yine aynı şekilde yorulabilir. Bu yüzden loş ışık en iyisi böyle yani tam orta ışık daha iyidir. Yani kendinize bir sıra belirleyin, bu sırada ilerleyin. Yani başka diyebileceğim. Evet, ders çalışırken arada mutlaka yanınızda suyunuz olsun. Su açtığınız mutfağa falan gitmek zorunda kalmayın. İsterseniz yanınıza çay, kahve gibi içecekler alabilirsiniz. Küçük atıştırmalıklar. Ve onun sonrası çok su. Çünkü en sonu. Bunları da bir kenarda tutarsanız ve dökmeyeceğiniz bir yerde tutarsanız daha iyi olur. Evet, derslerinize başarılar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıya yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.